Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 10-16 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş Aslan burcunda ilerliyor, ikinci evinizi aydınlatıyor. Merkür Aslan burcunda. Dolayısıyla bu dönemde özellikle maddi kaynaklarınız, parasal kazançlarınız ve bunlarla ilgili konu ve kavramlar hayatınızda biraz daha önemli hale gelebilir. Bu hafta Pazartesi Ay Boğa burcunda seyahate başlayacak. Pazartesi günü Salı günü Çarşamba öğleden sonra saat 16.45'e kadar Ay Boğa burcunda olacak. Ee, sevgili yengeçler bu geçiş size olumlu bir destek verecektir. Ay Boğa'dan geçerken kendinizi daha keyifli, daha rahat, daha huzurlu hissedebilir. Geleceğe daha umutla bakabilirsiniz. Özellikle para konularında Ay Boğa'dan geçerken verimli ve şanslı olabilir. Ancak biraz hani genel olarak keyiflerimizi, konforumuzu biraz önemsediğimiz bir dönemdeyiz keyif için, konfor için, kişisel zevkler için biraz para harcama eğilimimiz de artabilir. Buna dikkat etmekte, de, daha dengeli davranmakta da fayda var. Çarşamba öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay İkizler Burcu'na geçecek. Hafta sonuna kadar Ay İkizler Burcu'nda duygusal anlamda biraz içe dönebileceğimizi, biraz hani belki yalnız kalmak isteyeceğimizi işaret ediyor gökyüzü. Daha sakin geçirebileceğimiz bir iki gün, özellikle Perşembe ve Cuma, Yalnız yapacağımız işlere odaklanabilir, biraz dinlenebiliriz, biraz hayatın daha manevi, daha ruhsal konularına çekilebiliriz. Zaman zaman çok değişken bir ruh halinde olmamız, hani duygusal iniş çıkışlar hissetmemiz, bazen kararsızlıklar hissetmemiz de mümkün görünüyor. Böyle durumlarda belki biraz hani bizi zihinsel olarak besleyecek faaliyetler, kültürler, faaliyetler eğitim gibi konular, o, kitap okumak ve benzeri konular bunlara zaman ayırırsak hani bu duygusal dengemizi de daha rahat aslında koruyabiliriz. Bu hafta Koç burcunda ilerleyen Mars'ın Oğlak burcundaki Plüto'yla dik açısı ayın 13'ünde kesinleşiyor ki aslında hani ayın 12'si ile 14'ü arasında güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Sert bir açıdır. Ve özellikle öncü burçları daha fazla etkiliyor ki siz de bir öncü burçsunuz. E, toplumsal alanlarda da zaman zaman baskılar, mücadeleler, çatışmalar, biraz şiddet içerikli, e, e, tehlikeli durumlar, patlamalar veya hani doğa olaylarını tetikleyebilecek, kazalara yol açabilecek bir açıdır Mars Plüto Bu anlamda bireysel olarak sizin de daha dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var. Kronik ağrılar, vücut ağrıları, eklem ağrıları biraz öne çıkabilir. E, bunun yanı sıra lütfen ilişki dinamiklerinizde, üstlerle ilişkilerinizde eşinizle ilişkide, aile büyüklerinizle olan ilişki dinamiklerinde çatışmalara dikkat edin. Hani egosantrik tavırlar, böyle mücadeleler, biraz hani inatlaşmalar olabilir. Bunlar da gereksiz gerilimler yaratabilir. Daha sakin, sağduyulu olmakta fayda var. Hafta sonu Ay Yengeç Burcu'nda yani sizin burcunuzda olacak. Bu duygusal anlamda sizi daha hassas hale getirecektir. Cumartesi günü biraz daha yakın ilişkilerden destek alabilirsiniz. Biraz daha hani özellikle kendinizi duygusal olarak daha huzurlu, daha güvenli hissedebileceğiniz koşullar var. E, hafta sonu özellikle pazar günü öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde ise duygusal konularda biraz gerilimler hissedebiliriz. Üzerinizde yine e, ilişki dinamiklerinizle ilgili özellikle ailevi konularda baskılar hissedebilirsiniz. Bu anlamda belki şartları çok zorlamamak, biraz sakin kalmak, dinlenmek gerekiyor. Genel olarak sağlığınıza da, midenize, Sindirim sisteminize de özen göstermenizde fayda var sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.